Şimdi anladım. Şimdi kardeşim, komşum, dert ortağım, Özgür'üm yanımda. Komşum hemen şu yan dairede oturuyor. O da BMW'ci. Nerede senin araba? Benim araba kapının önünde, orada değil. Kapının önünde, onu göremiyoruz. Onun da o beşlik. Beşliği 528'i var. Evet. Çok güzel bir BMW'si var, atmosferik. Bu da güzel ama maşallah. Şimdi beraber benim arabaya bakıyoruz. İlk defa fırsat oldu. Ben biraz hayırlı çekindim olsun. Öyle aldım ettim demedim. Yani demedi. Evet, öyle bir şey demiyor. Ama güzel araba. Sağ olasın. Şimdi kaç tane var onda? 12 tane. 12'nin 2 katı. Özgür dedi ki... Ama ben 408 değil mi beygir? 544. 544 mü? Evet. Okay. 750'lerde herhalde 408. Ha, bu 760. Bu 760. Özgür dedi ki arabayı gördüm dedi. Plakada yaz, plakada 760 yazıyor ama dedi. Ses de gelmiyor dedi egzozlardan. Dedi tamam dedi, bu 760 gibi yapmış dedi. Plakaya 760. Ses gelmeyince, şimdi bu arabalarda tabii çok tecrübe etmedik. Bunların hakikaten ses gelmiyormuş. Gelmiyor. Ben de alınca fark ettim. Sabahleyin biraz şey yapıyor. Şimdi Özgür çalıştırır. Birazcık ses veriyor orada. Ama gür 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 bir araba değil. M değil sonuçta. Birkaç parça takacağım. He. Egzoz derken... Kaç şey yapacağız? Bir bakalım. Hadi bir çalıştır. Sen de bir arkaya geç. Geçeyim ben de. Bas gel. Hadi bismillah. Anahtar sende. He, çalışır herhalde. Bakalım. Yaklaş. Dur. Anahtar. Anahtar alın içinde olsun. Motor da sıcak hiç. Hiç kol startı göremeyeceksin. Hiçbir şey yok. Yani ses gelmiyor. 1600 motor. Ses yok. Hay Christian. Yok ses. Hiç ses yok. Soğukken ancak bir şeyler geliyor. Onun dışında hiçbir şey yok. O zaman bunu egzoz takacağız. Ya sulasunkla yapılıyor mu? Yapılıyor tabii. İşte onu yaparsak egzoz takalım. Benim de içimde var. Daha kapatıp daha açabilirsek bir de o egzozu. O işte ona... Müziği kapatsana. Videom açılmaz. O egzoz işini yapalım ya. Tamam. Bir buna bir egzoz bulalım. Ama he, dediğin gibi maşallah. Tamam, bu yedilikler zaten sessiz olacaktı. Ama istersen de sessiz oluyor. İstersek olabiliyorsa ben biliyor istiyorum. Çünkü hanım da kullanır belki. O da sessiz sever. Hadi gel bir çık da ben de yandan bineyim. Tamam. Sağ olam. Özgür'le, Özgür BMW'ci. Şimdi BMW de ondan çok konuşacağımız laf olur. Şusu eksildi, busu eksildi. Bir de tamirdir, ustadır. Onları anlar. Şu montu arkaya atayım da. Gidelim. Evet kardeşim. Soft close da var. Var. Evet. Soft close var. Açılışı da öyle yapabiliyor. Seri, güzel. Adam bayağı bir şey yapmış. Adam individual bunu doldurmuş. Şimdi bunun liste fiyatı 100'ün üzeri zaten. Onlara baktım. 145 liste fiyatı. Bu opsiyonlar. Bu opsiyonlar hariç. Ha, sade şey fiyatı. Başta... Baz fiyatı. Opsiyonlarla 184 bin euroymuş bu alındığında. Evet. Ama zaten bu zaten. Bir CEO almış. Bu 10-15 bin. Galerici dedi. Kaç, kaçıncı el? Bu 2, ben 3'üncüyüm. Hiçbir şey yok. 91 kilometre. Kilometremiz az. Hiçbir şey. 91 binde. Daha doğrusu ben 88 binde aldım da. Bir Berlin'e gittim geldim. 3000'i ne zaman yaptın? Abi bir buna baksak. Benimkinin 3 katı. Tamam. Şimdi daha yeni çalıştırdık arabayı. Yok, bugün şey yap işte. Markete gittik geldik. Bu normalde ha, kısa mesafe. Evet, kısa mesafe. Ya bunun burada şey yok. Ausrufe Zeichen var. Bir sana bir şey söyleyeyim. Buna bir yakıt alalım gel. Sağa doğru. Ha, yakıt bindi. İyi bitti. Sağ mı sol mu? Sağa git. O zaman şöyle gidiyoruz. Arabaya bir yakıt alalım. Belki gazlarız. Bizi zorlamasın. Zaten çeyreğin altına inersen BMW'lerde sıkıntı genelde. Evet, hemen çeyreğin alıyorum. Çeyreğin altına hiç inmemen lazım. Depodaki batığı inyektörler aşağı yapınca
Hoş bir şey değil ama güle güle kullan. Güzel maşallah. Sağ ol kardeşim. Daha iyi senin olsun. O zaman M değil, individual. Zaten bu şey Alcantara herhalde. Alcantara. O zaman diyecek bir şey yok zaten. Güzel maşallah. Masaj da var. Gördük zaten. İlk düğmeye şuna basıyor. Aynen aynen. Zaten bu en önemli. Ben onu anlayana kadar masaj olduğunu. Masaj, Sitzlüftung, Sitzelsung zaten aynen. Full opsiyon. Güzel. Burada şey var mı? Neyi var mı? Sport mode senin. Eklastaki gibi. Şunlardan değişiyor şurada. Sport mode değişiyor şurada. Gösteriyor mu kaç beygir şey yaptığını? Ha, onlar göstermiyor. O zaman onu bir ayarlayalım benim şeyden. Benim bilgisayardan. Yaparsa ayarlayalım. Bakalım opsiyonu olarak birkaç Freischaltung yapılabilir. Evet. Yani Freischaltung dediği şey arkadaşlar. Yani. Özgür burada doğdu büyüdüğü için açabiliriz belki diyor birkaç opsiyonu, seçeneği. Bilgisayardan... Onda alet var. Opsiyonlar olan şeyleri açıyorsun, ondan sonra gözüküyor. BMW ona için bayağı para alır. Evet. Ama işte bilgisayar ve şeyleri alınca sıkıntı olmuyor. Şuradan bir yakıt alalım bakalım. Tamam, birazdan görüşürüz. Bu arabada eksik bir şey var. Eksik, arka ekran var. Ekran var. Bir de birkaç sistemler olması lazım. Radar yok, evet. Radar yok. Onu ama almamış. Kapattığında yavaş. Yalandan bırak şöyle. Heh. Çekiyor. Ama individual yazısı da güzel. Bak şuradan ışıklandırma, şuradan. Zaten rengi de özel. Hermut beyaz olması lazım bu renk. Mineral Vice diye geçiyor. O zaman değişik ama özel de renk. Standart beyaz. Bilmiyorum ben. Bu individual dışında ne var başka? Alternatif biliyor musun sen? En yükseği zaten. Ha. Bunu adam individual dediği zaman benim anladığım kendi kendini seçiyor. You know. Değil mi? Standart değil yani. Evet. Individual standartın dışına çıkan renk, içleri, evet. İşte amatörün deri olması, işte uzun olması zaten bir ayrı. Lastiği de galeriden alırken ben bu arabayı, lastiği sıfır taktırır. Ama yazlık. Yazlık taktırır. Ve kışlığı 18, 19 abi. Buna bir 22 gider. Tabii ki. Jant lazım. Tamam, teker de lazım. Teker de lazım. Buna bir 22 gider. Konforu bozar mı? Bozmaz diyorsun. Zaten bunda şey de vardır. Sen söyle. Havalı var. Havalı değil ama adam bir şey. Var. Arkası müsait mi? Var bagaj. Ben de hep dedik istiyordum da bagaj fazla büyük. Uzun olduğuna rağmen. Arka tarafı büyük yapıyorlar bunda. İki yani. Benim beşlik kadar. Beşlik kadar. Benim E'nin düz olsa aynı bagaja. Bunun arka tarafı uzun yapıyorlar. Long olması bagajdan ilgisiz. Bir de şey işte kapı. Kapı büyük oluyor. Heh, yani. 70 litre aldık. 80 litre normalde. 80 mi? Hı hı. 70 görüyorum. Bir de 100'lük var bunun. 100'lük mi var bir de? 100'lüğü ben G'de biliyorum. G klasede 100 varmış. Ha, yazıyor. Disklere bir frenlere baktıracağız. Biraz az gibi geldi Özgür'e göre. O anlıyor arabalardan bayağı bir. Onları galeriden aldık sonuçta. Arabanın o özelliklerinin bir 6 ay kadar sorunsuz gitmesi lazım. Aynen. Gidip söyleyebilirsin. Aynen onu bir gidip söyleyeceğiz. Burada bir sport mod var. Direktmen ikisine de geçiyoruz. Ondan sonra biz buradan bir şeye geçmek istiyorum. Fahrzeug info. Buradan da ne zaman ne yapıldı? Fahrzeug burada status. O pek yok. Sadece okey veriyor. Tam da ama ne zaman ne yapıldı diye. O yok. Sadece gir ona. Al. Önem sözlü şikayet yapıldı bu zamana kadar. Renault. Aynen. Sadece. Frenler arka. Heh. 13.000'de. 13.000 daha. 13.000 daha. Ön yeni yapılmış. Diskler. Belgeler frenler. Yok, diskler değil. Bremse Scheiben disk değil mi? Scheibe disk, bilege balata. Balata. Balataları gösterir zaten. Balatanın kontağı var. Senin dediğin gibi bak, önler daha iyi, arkalar daha kötü. Önler yeni zaten. Aynen. Bir de ön üste çık bir de. Bu da 13.000. 13.000 sonra yapılması lazım diyor. Tamam, kurtarır ya. Kurtarır da yine de sonuçta yaptırması da bir tutar seni bir 300-400. Tabii canım. Materyallerden beraber. Tamamdır. Motor yani, yağına işte 21.000. Tamam, çek tamam. Evet. Okey, tamam. Tamam. Güzel. Hadi gidelim. O zaman bir. Şuradan alıyorsun sport modusa. Evet, zaten bir geçek. Heh.
Bir tane daha var ama onu da ESP'yi kapatıyor direkt. Bayağı bir tehlikeli. Abartmaya gerek. Ben bir defa 110-120'ye giderken ilk aldım. ESP'yi kapatıyormuş o. Hani çok da bilmiyorum. Koyunca gaza arkaya attı. Arkaya attı derken yani. Sağa attır şöyle. Yani yaptı. O güzel değil işte. O güzel değil. Kapattım ondan sonra. Önde öten şey hepsi var. Zaten şey yapması lazım. Şu arkadaş da E350 çok güzel duruyor. Bizim arabadan. Diğer arabadan. O arabayı Türkiye'ye götürmeye karar verdim Özgür. Bunu Türkiye'de bırakacağım. Mercedes E350'yi. Ne yapacaksın? Gittikçe uçakla. Ha, araba orada kalacak. Araba orada kalacak. Yazık ama. Ne yapayım? Burada durmasından iyidir. Doğru. Satsam da 2-3 bin, 4 bin, 5 bin veriyorlar en fazla. Fazla vermiyorlar. Aynen. Bir sürü de masraf yaptık. Tertemiz araba, kıyamıyorum. Bizim çocuklar büyüsün bakalım. Belki onlar sürer. Alıştırma arabası. Evet. 270 beygir alıştırma arabası olacak ama. Gerçek halini yok herhalde. Tabii bunu patron kullanıyor. Şimdi. Uzmanım dalga geçiyor. Patronsuzdan gidiyor. Bunu aldın. Ama bu al rahat mı? X-Drive? X-Drive değil. Arkadan. Ama ses geliyor. O, duyuyor musun? Başka bir ses duru. Sadece ben arkadan ses. Çekiş. Sonra bir güzel kulaklamaya bakalım. Nasıl şey yapıyor? Biz Mörfelden'deyiz. Otomana doğru gideceğiz şimdi kısmet olursa. Şuna dönmemiz lazım. Dediğin gibi git. Kadınlar enteresan gidiyor. Araba yüksek ya, geçer. Çok güzel bir mevsimdeyiz. Hava biraz serin ama yapraklar sararmaya başladı. Bizim buradan Rüsselsheim'a giden yol çok güzeldir. Otobana çıkınca Bu biraz atlıyor. Hopluyor, atlıyor, zıplıyor. Şimdi normale geçelim. Normalde konfora alıyor, basınca yine gidiyor canım. Yani tabii ki. Ama konforda biraz uzun basman lazım. Evet. Belki. Kick down yapman lazım belki. Güzel aslında, tamam. Konforta yaylana gidiyor, o çok güzel. Otobana çıkınca al sporta şimdi fark edersin. Azıcık da kendimizi çekelim. Özgür'le ben arabada böyle duruyoruz. Bizim 2 yıllık komşuluğumuz var Özgür'le. Bir kere de hatta Türkiye'ye gittik. Türkiye'ye E-Klasse ile gittik. Güzel bir yolculuktu. Dizel E-Klasse ile Türkiye'ye gittik. Az yaktı ama. O az yakıyor. Onun görevi o. Bununla gitmek lazım bir de. Yani buna bakarsan G63'te gördük. Tabii. RS6 vardı hatırlıyor musun? RS6. RS6'ydı. Evet. Çorba parası. RS6 vardı. Yani sonuçta Ferrari'yi de gördüm ben Antalya'da. Gidiyorlar ya şey yani sonuçta ortalama hızın 130-140 olduğu zaman. Yani her araba az yakar. Her araba az yakar. Bununla ben denedim. 9.5'te yakıyor. 9.5 12 silindir için iyi aslında. Hiçbir şey değil. Bunda herhalde şey var araştırmadık da. Silindir kapıyor mu? Ha, aynen. O olabilir. Kapşaltım. Yarısını kapatır 6 silindirle. O yok. Şey yapıyor kurt öyle. O RS7'de evet. De var. Öyle mi? 8'in 4 tanesini kapatıyor. Abi çok iyi bir şey. Yani sonuçta herkesin 2 tane arabası yok. Az yakması da lazım. Tabii ki ama herkes de yani sonuçta hep 600 beygiri tam gaz gitmiyor. Tabii ki. Otobanda 120'de ne gerek var? Öyle. Şimdi otobana çıkınca yeniden açarız. Yani arabanın füzeyini. O zaman aslında bir şey olmaması lazım çünkü BMW arabaları güvenli yapıyor yani sonuçta herkes BMW'yi seviyor, çoğu BMW'yi alıyor. Lastik çok önemli. Ya benim Cabrio'ya yeni lastik taktım, dünya kadar farkı var. Evet. Bir de iyi marka taktım yeni. Ne taktın? Güzel bir Michelin taktım. Ooo Michelin taktın. Pirelli vardı, onların da biraz gitmişti. Aha. Kaç kere önden çekilişli olduğu için gitti önden virajı. Şibin yaptı. Hoşuma gitmedi. Direkt sıfır aldım. Şimdi sport alabilirsin. Ama baksana bunun burada radar fonksiyonu var. Gözüküyor. O şey ya standart eklemişler. Ha, ekranı aynen. Satıyorlar. Standardization diyorlar ya. Şimdi otobana çıktık arkadaşlar.
Sport Plus'a gerek ama Sport'a atınca arkadan ses geliyor. Bence bak şimdi, bak. Diğer beygirleri de çalışıyor, silindirleri de çalıştırıyor. Sakin gidiyorsun ya, bir yandan Sport'a alınca hepsini bir kuvvete açıyor. Tahminim o. O ses farklılığı oradan geliyor. Benim tahminim başka. Benim tahminim Antrips'e neden geliyor? Yok abi, dört çekerdik. Allah Allah. He. Baktım ben, arkadan diyor. Buraya çarpınca direkt Spor'a gitti. Evet. Şans o zaman aldın Spor'a. Şimdi, ama sınırsız değil ki bu. He? Burası sınırsız değil ki. Bilmiyorum. Burası sınırsız diye biliyorum ya. Yok. Ehliyet benim ehliyet diyorsun zaten. He, yapıştır. Bir de göstermiyor coştuğunu yani. Buna bir egzoz veya bir sesli bir şey yapsan bunun zevki 10 katı artar ve daha zevkli olur. Evet. Bir bakalım ona ya ben. Bakalım valla. Egzoz fazla pahalı bir şey değil. Hayırlısı. Güzel olur buna bir. Ama işte ha güzel olmaz. Sabah çalıştırdın o zaman başka yere park edeceksin. Direkt benim yatak odası orada olmaz. Önde de bir AMG E-Class var. E55 olabilir. Egzozdan da öyle gözüküyor. Uçağı var, uçağı iki tane şey var. Uçağı bak. Uçak da bizim bu Frankfurt çok güzel. Direkt, şöyle göstereyim. Otoban üzerinden. Otoban üzerinden uçağımız kalkıyor. Çok hoş bir görüntü. Bir uçak burada, bir uçak önümüze, bir de uçak karşıda, bir de karşıdan geliyor uçak. Bir de önümüzde şurada geliyor. Evet. Bir bakalım. Bir iş at bakayım. Şöyle bir dayı 55 ya da 63 isterler de belli. Kaliperlerden o çıkıyormuş. Oo gidiyor, yapıştır. Ha şu an manueldeyiz, evet. Tamam. 5'teyiz. Mercedes çekil kenara. Neymiş GL 350 dizel çekil. Burası sınır yok arkadaşlar. Endişeye mal yok. Ama geliyor. Sınırı şimdi geldi. Bok yedik. Buradan başlıyor. Burada 120. Sence biz niye yavaşladık? Bize iş atıyor da güya 120 km saat hız sınırı geldi. Frankfurt Havalimanı'nın yanındayız arkadaşlar. Az önce 8, uçağını gördünüz. 8 vites. ZF 8 diyorlardı zaten. Frankfurt'ta kuruyor üzerinde. Öyle dön bakalım geri. Havalimanı burası. Havalimanımız güzel, büyük bir havalimanı. Her yere de uçak var. Üç de yapılıyor şu an. Üç de yapılıyor. Bizim hanımın iş yerine yakın. Üç yapılıyor, terminal 3. Türk Hava Yolları, Pegasus hepsi gidiyor buradan. Terminal 1'den gider Türk Hava Yolları. Pegasus terminal 2'den gider. 3'ten bakalım ne olacak. Arabayı denemeye devam. Tam şu düzeyi bizim eve gidiyoruz. Aynen, Bazelli'ye gidersen. Zaten onun için açıkçası ben seviyorum konfor. Senin öbürü de konfor. Öbürü de konfor. Yani sert arabayı sevmiyorum. O zaman benimkilerine binmeyeceksin. O ikisini de veriyor bu yani. Evet. Hem
güç veriyor hem konfor veriyor. O güzel işte. O güzel. Bir de bizim oğlan büyüsün de artık ben arkada gideyim diyorum. O sürsün. Biraz bekleyeceğim oğlum. Biraz bekleyeceğim işte 7 sene falan. Dayanıklı fren varmış. Özellikle sizin o yazıyordu. Okay. Yani M5 freni var bunda. Dediğine göre. Aynısı değildir de. Çünkü diskler falan onlarda daha farklı. Darmstadt önümüze takıldı bizim. Gidemiyoruz. Şekillen. Ağzı gitmiyor canım, o da 180 ile gidiyor. Doğru, biz de fark etmiyoruz. Biz fark etmiyormuşuz. 120 ile gidiyoruz sanıyoruz. Önde bir tane transit atladı. Bizim oradan çıkacağız zaten. Ha, şu Steingrund'dan bir sonra bizim oraya geliyor. Soldan git. Yapıştır Özgür. Yaksın ağzından sıçayım. Çekil oradan şimdi. 260 görelim öyle çık. Devam et. Bas. Bas 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 bas. 250. Zaten 250 de kesiyor. 260. Ani bir fren. Bakalım nasıl tepki veriyor. Evet. 160'a kadar anında indik. Çarpmıyor da, sallamıyor da. Onu da test ettik. Onu da test ettik. BMW'nin işini yaptık yani. Güzel güzel. Özgür'ün şimdi damarlarında kan hızlandı. Ben 7.40 bakayım diyecek. 7.40 ya işte. Alış fiyatları da çok yüksek. Bunu 27 bin aldım ben. Maşallah. Öbürüne fazla şey yok. Öbürün, bu 2011. Ha. Öbürü 2020. Ama araba bu ya. Bir şey yapıyor mu? Ne? Yuh be. Maşallah. Güle güle kullan. Sağ olasın kardeşim. Şimdi biz de o zaman bakalım bir tane. Bakmak lazım. Ama siyah bakacağım. Siyah. Beyaz, ben beyazda hevesim vardı. Benim arabaların hep siyah oluyor. Sen de siyahını al. Arka arkaya gidelim. Ama M alacağım ben. M paket. M paket al. Bunu M paketle taktırırsın Türkiye'de. Tabii canım. Her şeyi. BMW'de daha çok böyle imkanlar varmış. Paketleri değiştiriyorlar. Body kit yapıyorlar. Olsun. Neler var neler. Güzel güzel. Sistemlere bir bakalım. Akşam bir. Bakarsın. Sonuçta burada gösteriyor. Ama Tahoe standartsa. Tahoe standart o garanti. O zaman... burada düğme yoksa belki olmaz ama başka bir şey açabiliriz belki bakalım. Bakarız uğraşırız. Özgür'le video bu şekildeydi. Arabayı bir denedik. Herkese selam. Ara ara belki çıkarız böyle. Özgür'deki araba da iyi. 528. Onunla da arkalarını gideriz bir ara belki. Ondan da bir tur yaparız. Ondan da bir tur yaparız bir ara. Hadi herkese selam. Kok uçurtmayı yerine çekiyoruz. O bayağı paylı gösteriyor. Gel sen. Biraz daha gelebilirsin. Biraz daha. Biraz daha. Biraz daha. Gelebilirsin biraz. El freni. Tamam.
Biraz daha. Gel 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 gel. Tamam. Bizim ikisi de uzun olduğu için arkadaşlar. Bu arkadaş 4.95. Bu da 5.20. Bir taraftan çıkmasını istiyorum. İyi olmaz. Yaya yoluna çıkmazsa. O yüzden iyice park ediyoruz. 0-0. Bir cumartesi gezisi yaptık böylece arabayla. Güzel oldu. Senin önde biraz yorulmuş gibi. He? Hemen açar. Ne o? Fan. Fanı açıyor. Evet. Anahtar sen de mi? Anahtar... emin değilim, bakarız. Benim ceket uçmuş. Ceket uçtu, her şey uçtu. İşte böyleydi arkadaşlar. Özgür'ümün arabası da bu. 5.28. Cimcik gibi yaptı onlar. Jantları falan. Eksos, Eisman, sesli jantlar M. Yani bayağı bir yapı. Bir sesli çalışıyor bu. Uyutmuyor bizi vallahi. Bir çalıştırıyor, tamam. Uyutmuyor mu? Öyle bir gelişi var. Bunun farların aynı işte. Benziyor farlarımız. Sen karşıdan gelirken hafif de öne çökük ya bu. Bir gelişi var bunun. Acayip oluyor. Ben o farları beyaz yaptım. Evet. Seninki der standart sıradı. Onlar da o beyaz haliyle bir geliyor böyle karabasan gibi. Çok güzel maşallah. Biraz işleri var, onları halledecek Özgür. Ştatif ile çalışıyormuş şimdi. Doldurmuyor. Ya lift maşininde problem ya da işte ne dedik? Anlasa'da. Ama onlarda da standart yani. Onlar değişecek zamanla. Bozuluyor yani. Kaç modeldi? 97. 97 model bir araba arkadaşlar. Kaç binde? 230. Kız gibi hala bence. 97 model arabaya göre 230 binde olması maşallah. Bir de kabriyomuz var. Megane. Megane 1 değil, 2 değil mi? Megane 2, kabrio. Facelift. Bunun bir bagaj açılışı var. Komple şöyle süper oluyor. Sonuçta bunu yere yapışık bile. Evet. Bagaj şu anda onu. Ama bagaja da bir bayağı bir alım gücü var. Evet. Bagajı ne kadar geniş bakar mısınız arkadaşlar? Altı boş. Kabrio bir araba bu yani. Yani o yönden. Bayağı. Üstünü açıp geziyorduk Özgür'le bununla yazın. Zaten ben şimdi bir gezeceğim. Alışverişe gidiyorsak gidelim. Sen git abi, ben yeni geldim alışverişten. Tamam. Okay. Çok güzel bir araba. Keyifli. İşe gider gelirken bunu kullanır Özgür. Evet. Hem de benzinli. Az yakar. Ufak evet. Motor. 2 litre değil mi? Litre. Ben yanıldım. 2 litreymiş. Ama o da iyi gidiyor yani. 200-220 basıyor. 200-220 gidiyor. Kaç litre yakıyor? Böyle 8 litre falan geziyor musun? 6-8. 6-8 arası. Arabası çok güzel. Hayırlı olsun. Güle güle kullansın. Ona bir 7-40 bakacağız artık bu saatten sonra. 7-50. 7-50'den aşağı bakmayacağız. 7-50. Tamam. Aynen. 7-50 bizi paklar. Siyah bir 7-50. Aynen. Bir siyah onda, bir beyaz bende. Arka arkaya belki slayolu yaparız. Varan varsa haber etsin. Bakalım. Hadi kendinize iyi bakın. Hadi görüşmek üzere.